Altılı masanın bu kafayla başarılı olması ihtimali sıfır. Ahmet Davutoğlu'nun dünyadan, Türkiye'den, siyasetten ne kadar kopuk, ne kadar TikTok Ahmet olduğunun bir numaralı kanıtı. Kraliçeye yakın Abdullah Gül'ü hatırlarlar. Abdullah Gül'ün Junior'ı Ali Babacan'ı hatırlarlar. Hoş geldin abi, kayıttayız. Yalan söylüyorsun. Nasılsın abi? İyiyim diyeyim. İyi olalım. Sen nasılsınız? Sen nasılsınız? Yes, I Dozont aklıma geldi biliyorsun. Konumuzun onunla alakası yok. Vine vardı bir ara, bilir misin? Evet. Orada İngilizce, Türkiye'de İngilizce eğitimi diye bir şey vardı. Yes, I Dozont. Öğrencilerin bildiği şey bu kadar İngilizce. Türkçe'de de seninki şimdi ona benzedi. Sen sıkıldın mı buradan? Habire çekim yap, çekim yap, çekim. Çok sıkıldım. Bir de her programda değişik bir şeyler. Yine yeni bir şey yapmışsın. Çok para harcıyorsun. Medya Midas bardağı geldi değil mi bu sefer de? Evet. Ne konuşacağız? Hızlı hızlı böyle beni oyalama. Tamam, gündem çok canlı. Haftada 782 çekim yapıyorsunuz. Sadece yayınlanana bir tanesi yayınlanıyor. İçlerinden en güzelini seçmeye çalışıyoruz abi. Zor iş. Zor. Kamera arkasında olmak güzel bir şey ama. Evet, rahat. Sen böyle rahat rahat kıyafetler giyiyorsun. Ben her programda aynı gömlek. Tanıdıklar şey diyorlar, başka gömlek yok mu, sana gömlek alalım filan. Sevinirim. Gömlek sponsor olmak isteyenlere duyurulur. Evet, evet. Şimdi biliyorsun Altılı Masa Gelecek Partisi'nin sahipliğinde toplandı. Yine bir şeyler konuştular, ettiler. En sonunda da böyle hiçbir şey olmadı. Yani niye hiçbir şey olmuyor ya buradan? Niye bir şey çıkartmıyorlar, çıkmıyor? Onur, orası bir şey çıksın diye kurulmuş bir topluluk. Bir masa şekli falan değil. Bir şey olmasın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Erdoğan karşıtlığında Erdoğan'ı göndermek için kurulmuş, ülkeyi yönetmekle derdi olmayan, ülkeyi yönetmekle ilgili aynı düzlemde bir buluşabildikleri bir yer olmayan 6 değişik parti bir araya gelmiş. Bunların tek derdi açık ve saçık. Belli ki ortadaki tek derdi Erdoğan gitsin de. Sonra ne olacaksa olsun. Hani şöyle bir şey vardır yani, böyle bir siyasetçi için şey derler. Benden sonrası tufan. Hani ben aday olmuyorsam ya da ben başbakan olmuyorsam, cumhurbaşkanı, belediye başkanı olmuyorsam benden sonra orası da çöksün. Bunlar tam tersi. Erdoğan gitsin de ondan sonra ülke çökerse çöksün. Şimdi bak, 6 değişik parti, 6'sı da birbirinden bağımsız, birbirinden şey konuşuyorlar. Şimdi daha önceki programlarımızda da konuşmuştuk seninle. Defaatle erken seçim, erken seçim, erken seçim dediler. Şimdi AK Parti çıktı, dedi ki seçimi mevsimsel şartlar nedeniyle bir buçuk ay öne alabiliriz. Bak, bugün Diyanet İşleri Başkanlığı şeyi açıkladı. Bak, ben onların neden AK Parti'nin seçimi bir ay, bir buçuk ay öne almak istediklerini çözemediler onlar. Ben şimdi sana açıklayayım. Diyanet İşleri Başkanlığı bugün bir açıklama yaptı. 83 bin kontenjan var. Haç kontenjan. Hacca gidenlerin, Allah kabul etsin, %70'inin, 75'inin Cumhur İttifakı seçmeni olduğu öngörülüyor, kabul ediliyor. O bir ay, bir buçuk aylık şey bunun için öne. Şimdi insanlara hacca gitmeyin diyemezsin. 18 Haziran tarihi de hacca gidenlerin tam orada, hani Kurban Bayramı'ndan önce haçta olmaları gereken, Mekke'de, Medine'de olmaları gereken bir süre. Ama bu altılı masanın, bu haçtı, hacca gitmekti filan pek bir dertleri olmadığı için, şimdi Saadet Partisi'nin bu tip dertlerle dertlendiğini biliyoruz. Onlar da o kadar gönyelerini kaybettiler ki fark edemiyorlar. Gerçekten tek sebebi bu. Şimdi Ali Babacan geçen hafta dedi ki, beni aday gösterirseniz hem çok güzel aday olurum hem de seçilirim. Kılıçdaroğlu dedi, Ali Bey Cumhurbaşkanlığına yakışır gibi bir şey söyledi Kılıçdaroğlu da. Ben söyledi mi? Dedi, öyle bir ben şey söyledi. Ben hiç duymamışım onu. Ya onlara, şimdi Kılıçdaroğlu'na kalırsa oradaki herkes Cumhurbaşkanlığına çok yakışıyor. Yani Kılıçdaroğlu aslında orada şunu söylemek istiyor, eğer böyle bir şey söylediyse de. Yani o 6 kişinin tamamı çok yakışıyor. En çok oy alan parti benim partim, o zaman ben aday olayım. Şimdi Ali Babacan da, şimdi gelecek Deva Partisi o altılı masada niye girdi o altılı masaya? Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapabilmek için. Geldiğimiz süreçte baktılar ki Abdullah Gül olmuyor. O zaman Ali Babacan'ı verelim. Biraz önce dedin ya, yani bir yıldır, yaklaşık bir yıldır toplanıyorlar, hiçbir şey çıkmıyor. İşte sebebi bu. Yani
bir şey üretebilmek, bir siyaset üretebilmek, ülkenin sorunlarına merhem olmak için kurulmuş bir yer değil. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı adayı yapmak için oraya giren bir parti bakıyor Abdullah Gül olmuyor, o zaman Ali Babacan'ı verelim. Junior Abdullah Gül. Junior Büyük Britanya. İçlerindeki en başarılı olabilecek kişi Ali Babacan olma ihtimali nedir? Çünkü geçmişte ekonomiyi de yönetti ve hani iyi işlerde yaptı diyebilir misin sen? Ben Ali Babacan ekonomiyi yönetirken AK Parti'nin ekonomi yönetme anlayışını eleştirenlerden birisiydi. Hani diyorlar ya hukuk döndü. Aslında AK Parti ekonomiye bakışını değiştirdi. Ben tüketelim babacım, tüketelim. Önümüze geldiği şekilde tüketelim. Kredileri çekelim, otomobil alalım. Kredileri çekelim, tatile gidelim. Mont alalım, 100 bin liralık kredi çekip kıyafete yatıralım. Anlayışındaydı Ali Babacan. Tüketim üzerinden ekonomiyi büyütmek istiyor. Ben de üreterek ekonominin büyümesi gerektiğini söyleyenler derim. AK Parti bundan 12-13 yıl önce tüketelim ve ekonomiyi büyütelim çizgisinden özellikle 15 Temmuz'dan sonra üretelim ve ekonomiyi büyütelim çizgisine geldiği için şu anda ben AK Parti'nin uyguladığı sistemi bazı eleştirdiğim kısımları olmakla birlikte tamamına kefil değilim ki tamamına kefil olabilecek kadar ekonomi bilgisine de sahip değilim. Temel noktalara bakıyorum. Ali Babacan'ın anlayışı tüketelim, ekonomi büyüsün. Benim ekonomiye, ülke ekonomisine bakış anlayışım üretelim, ekonomi büyüsün. Şimdi AK Parti şu anda Ali Babacan'ın bakış açısına göre çok şey oldu. Birkaç kişi olmakla birlikte çevremde Ali Babacan'ın anlayışı zamanında AK Parti'ye oy verip de şimdi AK Parti'ye oy vermeyeceğim diyen insanlar da var. Bak bunlar tutarlı insanlar. Ali Babacan'ın AK Parti ekonomide yanlış yapıyor demesini eleştirmiyorum ben. Çünkü onun anlayışının tamamen taban taban zıt bir anlayışa geçti. Açık söylemek gerekirse ekonomiye daha soldan bakan bir anlayışa geçti AK Parti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi şimdi biz üreten bir ekonomi olmamız gerekiyor diyor. Ali Babacan o masanın içerisinde tüketen bir anlayışı devam ettirmek istiyor. Ve bakanlık tartışmaları da var. Kendi aralarında böyle konuşuyorlarmış. Nasıl anlaşacak bunlar? Cumhuriyet Halk Partisi ne dediğini bilmeyen bir partiye dönüştü. İşte bak Ali Babacan eleştirilerinde haklı çünkü kendi bakış açısının taban tabana zıttına geçti diyorum. Bak bazı çevremde birkaç kişi var ki eskiden AK Parti'ye oy verirken tüketerek yani bol dışarıdan gelen sıcak parayla ekonominin büyümesini desteklerken şimdi eleştiriyorlar AK Parti'yi. Dışarıdan çok fazla sıcak para gelecek bir unsur yok. Gelecekse de yatırıma gelsin. Üreterek ekonomiyi büyütmek içeride insanların dolar ya da döviz yükseldiği için insanların bir dönem sıkıntı çekmesine sebep olacak diye istemeyen insanlar var. Bunların hepsi tutarlı davranış. Cumhuriyet Halk Partisi sorsan hangi ekonomik sistemi istiyorsunuz? Üreterek olan. E şimdi buna niye karşı çıkıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partililere göre Türkiye'de hastane yok. Yolu yok. Köprü yok. Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre ya Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp şey demedi mi? Millet teknoloji görsün diye online bağlandık dedi. Türkiye'nin neler üretebildiğini şu anda farkında değiller. Şu uzaya çıkmaktan bahsediyoruz ya uzay roketi falan. Mesela diyorlar ki Türkiye kendi kendisine yeten, tarımda kendisine yeten bir ülke olmaktan çıktı. Dış ticarette, tarımda dış alımımızla dışarıya satmamız arasındaki fark 15 milyar dolar. Yani Türkiye ürettiğinden 15 milyar dolar fazlasını, ürettiğinden demeyeyim, dışarıdan satın aldığından 15 milyar dolardan fazlasını satıyor. Diyorlar ki Türkiye'de tarım bitti. Hollanda inanılmaz derecede tarımdan para kazanıyor değil mi? Hep bu örneği verirler. Konya'dan küçük ama mesela Türkiye'den büyük falan. Şeyi biliyor muydun? Dünyanın bir numaralı muz satan ülkesi Hollanda. Yetişiyor mu muz? Yok. Hollanda'da. Hollanda iklim gereği serada bile olsa. Yani serada muz yetiştirirsin Hollanda gibi soğuk bir yerde. Yani Türkiye'de mesela Trabzon'da da muz yetiştirirsin. Ama serayı öyle bir ısıtırsın ki muzun kilosunu 150 liradan yersin. O zaman üretmeye gerek var mı? Sömürsen yetiyor o zaman. Afrika'dan aldığı muzların üstüne Chiquita markasını basıp satınca Hollanda tarımdan para kazanmış oluyor. Ve diyorlar ki Konya'dan daha küçük, Konya kadar olmayan bir ülke bizden daha fazla. Türkiye şu anda tarım üretiminde Avrupa'da bir numara. Makarna ihracatında. Makarna satımında dünyada iki numara, bir numara olan
İtalya. İtalya'nın sattığı makarnaların %65'ini İtalya Türkiye'den alıyor. Aslında baktığımızda üretiyoruz kendimizi, evet, dışarıya da. İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda Türkiye'de inşaatı devam eden 20 bine yakın fabrika var. Aralık ayında tam 15 milyar dolarlık, sadece Aralık ayında makine almışız yurt dışında. Bunların hepsi üretime katkı aslında. Türkiye'de de makine üretiliyor. Yetişmediği için ya da üretemediğimiz makineleri yurt dışından alıyor. Ne yapıyor insanlar? Bu makineleri televizyonun altına mı koyuyorlar evde? Televizyon seyrederken sehpa olarak mı kullanıyorlar? Üretiyoruz. Şu anda Türkiye'de işsizlik %10 diyorlar. Bak, ben bu işsizliğin yarısının öğretmen olmak isteyen, devlet memuru olmak isteyen ya da mezun olduğu işi sürdürmek, yapmak isteyen insanların var olan işleri istememesinden kaynaklandığını, yarısının da iş beğenmezlikten kaynaklandığını düşünüyorum. Yani bölgesel atıyorum illeri. Yozgat'ta işsizlik, Konya'da işsizlik atıyorum tamamen olabilir. Ama mesela Eskişehir'de, İzmir'de, Manisa'da, İstanbul'da bugün iş bulunmuyor. İşçi bulunmuyor. Organize sanayi bölgesinde aranan elemanlar üniversite mezunu değil, tamamen bir teknik bir şeyi bilen ve asgari ücretin çok çok da üstünde işe var. 15 bin lira maaşla işçi, yani çalışan bulamayan fabrika var bugün. Çok ilginç bir şey. Şimdi o zaman bu nelerin göstergesidir? Biz üretmeye başladık. 250 milyar dolardan fazla ihracat yapıyoruz şu an. Efendim 400 milyar dolara da yakın, 360 milyar dolar da ithalat yapıyoruz. Petrol fiyatları yükseldi biliyorsun. Doğalgaz fiyatları yükseldi. Enerji fiyatları yükseldi. Maliyet arttı. Bunun bir de yatırım yapmak için, yani fabrika kurmak için dışarıdan aldıklarımız da var. Biz bir de ara ürün alıp işleyip onu satan da bir ülkeyiz. Yani ihracatımız yükseldikçe evet ithalatımız da yükseliyor. Ancak bu ileride bir dengeye oturacak. Şimdi doğalgaz çıkacak. Muhtemelen Mart ayında ya da Nisan ayında şöyle bir şey söyleyecekler. İşte şu kadar herkesin evlerdeki doğalgaz aboneliklerinin şu kadarı şey olacak. Evet. Ücretsiz olacak ya da indirimli olacak filan diyecek. Şimdi bulunan 700 milyar metreküpten fazla doğalgaz tamamen ülkeye çıkarılsa ve verilse 7 yıl 8 yıl belki daha fazla. Yani konutlar için 20 yıl 25 yıl ama sanayide de kullanırsan 7-8 yıl hiç doğalgaz satın almadan idare edebiliriz. Ama bu çıkarımlar şöyle olmaz. Yani doğalgaz orada durur ama onu Türkiye'nin ihtiyacının tamamını karşılayacak kadar sistem kurup çıkartmaya kalkarsan maliyet bu var. O zaman pahalı olur, lüzumsuz olur. Bulgaristan'a da sattık. Yani şimdi Azerbaycan'dan aldığımız, işte yakında Kazakistan'dan gelecek doğalgazlar, Rusya'dan gelen doğalgazlar. Enerji merkezi olmaya çalışıyor aslında. Evet. Yani enerji merkezi olmaya çalışıyoruz. SİHA'larımız var. İşte füzelerimiz var. Şu var, bu var. Savunma sanayi 10 milyar dolar dış satım yapıyor. 10 milyar dolar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne göre Türkiye üretmiyor. Şimdi Ali Babacan bu kadar çok üretime endeksli olmamak lazım diyor. Aynı masada oturan Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye üretmiyor. Şimdi çok garip garip şeyler oluyor. Bak, bu Ali Babacan partisini kurduğu zaman benim ve bazı kişilerin dikkatini bir şey çekti. İl başkanlarının büyük bir çoğunluğunu Kürt kökenli vatandaşlardan belirledi. Tamamını da belirleyebilir. Niye Kürt kökenli vatandaşlardan belirledi demiyorum. Ama özellikle Kürt kökenli vatandaşlardan belirleyip sonra da kalkıp anayasadaki Türklük kavramını çıkaracağız, anayasada Türk denmeyecek filan dersen, bu sefer insanlar dönüp 1900'lü yılların başından ortasına kadar Kürtlerle Türkleri savaştırmaya çalışan İngiltere'ye dönüp bakarlar. İngiltere'ye dönüp bakınca kraliçeyi görürler. Kraliçeye yakın Abdullah Gül'ü hatırlarlar. Abdullah Gül'ün Junior'ı Ali Babacan'ı hatırlarlar. Kaşımaya çalışıyorlar, değil mi? Kürt sorunu hala Türkiye'de var diye böyle bağıranlar da var. Şu anda Türkiye'de Kürt sorunu var demek akla ve izana sığmaz. Şu anda Kürt sorunu var diyenlerin tamamı açık açık şunu söylesinler. Biz Kürdistan'ın kurulmasını istiyoruz desinler. 90'larda, 80'lerde, 70'lerde, 60'larda Türkiye'de bir Kürt sorunu vardı. Acı bir gerçekti bu aslında. Bu vardı. Kürt kökenli vatandaşlarımız, Kürt vatandaşlarımız ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyordu. Kendi dillerini konuştukları zaman hapse giriyorlardı. Kendi dillerini konuşamıyorlardı. Eğitim alamıyorlardı. Şu anda TRT Kürdi var.
Evet. TRT Kürdü var ya, Zazaca, Kürtçe yayımlar yapıyor. Aslında bütün herkese eşit bir imkan sağlanmaya çalışıldı ve evet, var Türkiye, şu an. Türkiye'de şöyle, bu, şu anda böyle bir durum var. Biz geçmişte yaşadığımız sıkıntılardan ders almasını bilen bir milletiz, millet olduk. Peki bu Kürt sorunu devlet varmış olduk gibi ortaya böyle bu sorunu kaşımaya çalışmaları fayda mı sağlar muhaliflere, zarar mı sağlar? Şimdi aynı masada oturan İYİ Parti kalkacak diyecek ki ne Kürdistan'ı kardeşim, Türkiye'de Kürt sorunu yok diyecek. Öbür tarafta Ali Babacan Kürt sorununu kaşıyarak oy devşirmeye çalışacak. Öbür tarafta CHP, HDP ile birlikte siyaset üretecek bak. Kürt sorunu nedir? Bilmiyorum. Şu anda bilmiyorum. Kürdistan'ı kurmak mı? Ha, Kürdistan'ı kurmak istiyorlarsa... Şimdi bir sessiz kaldım özellikle. Bir şey söyleyecektim de vazgeçtim. Kürdistan'ı kurmak istiyorlarsa bunun tek yolu vardır. Savaşacaklar. Dünyada savaştan korkmayan tek millet olan Türklerle gelip savaşacak Kürtler. Ama bunu isteyen Kürt popülasyonu da çok az. Onun için biraz önce Türk yerine Kürt çıktı aslında. Çünkü sonraki cümlede şunu söyleyecektim. Bunu kaç Kürt istiyor şu anda? Dünya üzerinde İran'da, Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de diyelim ki 25 milyon Kürt var. Türklerle savaşarak Kürdistan'ı kurmak isteyenlerin sayısı 5 milyon değildir. %20'si değildir Kürtlerin. Kürtlerin büyük bir çoğunluğu Türkiye ile birlikte büyümek, zenginleşmek istiyor. Ya kardeşim, PKK'nın başındaki adam çıkıyor, röportaj veriyor. Hiç çekinmiyor. Diyor ki CHP ile İYİ Parti iktidarı olmazsa Türkiye batar. Biz Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz diyor. Türkiye ile savaşan adam Türkiye'deki iç politikada CHP ile İYİ Parti'yi işaret ediyor. Öbür lideri çıkıyor diyor ki Cumhur İttifakı'na verilen her oy PKK'ya sıkılmış bir kurşundur. Ya akıllarını yemişler Ali Babacan, ya da akılları eksik. İkisinden birini kabul etsin. Ali Babacan'ın da sen... Gerçi akıllarını yemiş olsalar da aynı anlama geliyor değil mi? Evet. Yiyince aklını tabii eksik kalıyor. Kim hangi hücreydi beyin yiyen? Yok öyle bir şey vardı. Bir tane yeni bir virüs çıkmış biliyorsun. Beyin yemeye başlamış. Hindistan'da mı ne çıkmış? Ya bu Türkiye'de de var anlaşılan o virüs. Covid'e kadar böyle Nairobi'de yapılan araştırmalarda bilmem ne ya, bu Dünya Sağlık Örgütü'nün dünya kapitalizmi kutlama örgütü olduğunu gördük. Gördük. Onun hiç şey yapmayalım. Şimdi biz bu konuyu konuşursak YouTube bizim videomuzu da kimseye göstermez. Aynen öyle. Küresel iklim değişikliği ile ilgili konu. O küresel iklim değişikliğinin aleyhine konuşamazsın. Rusya-Ukrayna meselesinde Rusya'yı savunan bir şey söyleyemezsin. Pandemi sürecinde biraz sorgulayıcı yaklaşamazsın. Çünkü bütün videolar kapatılıyor, reklamlar engelleniyor. Ondan sonra da insan... Aşı olurken dikkatli ol diyemezsin. Evet, diyemezsin. Şeyi gördün mü? Bugün gördüm yine. Faik Öztürk. Türkiye doğurmuyor kardeşim. Bu hükümet yüzünden demiş. Ya bu aşılardan dolayı olabilir mi? Deme bunu abi. Videomuz biliyorsun bak. Aşılar çok süper, harika. Böyle mi diyeceğiz? Bunları söyleyeceksin. Ukrayna mazlum. Ukrayna çok... Ya tabii ki bak, Ukrayna'nın mağdur olduğu ortada. Şimdi geldi öbür taraf savaş ilan etti. Hani bunu söylerken de hani şu anlaşan, bizi izleyenler şunu anlamasın yani. Savaş çıkaran Rusya haklıdır demiyoruz. Burada başka bir şey anlatmaya çalışıyoruz. Bazı şeyleri konuştuğumuz zaman videon 50 izleniyorsa 1 gösterilmeye başlanıyor. 50 bin izleniyorsa 1000 gönderilmeye başlanıyor. 500 lira kazanıyorsa 100 lira, hatta hiç kazanmamaya başlıyor. Peki Ukrayna'nın başındaki Zelenski, aslında insanların eleştirdiği Zelenski ya, onun tavırları, hareketleri. Türkiye'de Zelenski'ye benzettiğin bir siyasetçi var mı? Var canım, bu çok konuşuluyor zaten. Ekrem Ali Babacan İmamoğlu olabilir mi acaba? Hayır, Ekrem İmamoğlu'nu yeni Zelenski olarak çıkarmak için şey yaptılar. Ali Babacan'ın birikimi Zelenski'yi 8 kere döver. Eğitim birikimi. Tabii eğitim birikimi. Birisi şaklaban. Ekrem İmamoğlu'yla Zelenski'nin eğitim birikimi, bilgi düzeyi, sizliği falan aynı. O kadar diyorsun. O da tabii, tabii, diyorsun. Tabii, tabii. En azından Ekrem İmamoğlu Zelenski gibi pozlar vermiyor. Bir de öyle bir yani artısı da... Verir. Öyle mi diyorsun? Gerekiyorsa da verecek, şimdi görürsün. Son bir cümle daha sorayım. Bakanlık tartışmaları. Altılı masada işte Deva Partisi diyor ki ben ekonomi, aile bilmem ne. Okumuşsundur onları. Kime sence en çok bakanlık yakışır orada? Hangi bakanlık kime yakışır? Ben o 9 saat bir araya geliyorlar ya. Aslında 9 saat konuşacak bir şeyleri yok ya. Ne konuşalım işte, vakit de olsun diye konuşulmuş konular olduğunu zannediyorum. Altılı masanın bu kafayla başarılı olması ihtimali sıfır. Bunlar konuşulmayacak yani. O altılı masadan kim bakan olur, kim şey olur. Konuşulmuyor diyorsun. Ya, hey, bunlar seçimden sonra konuşulmayacak diyorum. Hepsi belli. Yok, tam tersi. Olmayacak.
Gerçekleşmeyecek böyle. Tabii canım, yani o kadar açık ki. Altılı masa bu seçime bir cumhurbaşkanı adayı yetiştiremeyecek. Bu çok büyük tepki çekmez mi muhalif seçmen açısından? Birden fazla aday çıkaracaklar. Diyorsun. Kemal Kılıçdaroğlu, Ali Babacan, Meral Akşener üçü çıktı diyelim. Ondan sonra da diyecekler ki çok basit. Geçen televizyonda izledim, senin çok sevdiğin Hasan Basri Yalçın. O söyledi mesela, bahaneleri de hazır dedi. Biz seçimin ikinci turu kalacağını düşünüyoruz. Yani en fazla oy alan ikinci turda kazansın diye böyle bir formül bulduk diyecekler diyor Hasan Basri Yalçın. Kalır mı? O formül tutar mı altılı masanın sence? Seçim benim öngörüm bu. Tahminim. Yani tahmin olduğu için yani seçimden bir hafta önce, seçimden üç gün önce falan belki daha net konuşabilirim ama ben ilk turda biteceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimi ilk turda bitecek. İsterse Recep Tayyip Erdoğan karşısında üç aday olsun, isterse tek aday olsun. Seçimin ilk turda bitmesinin bitmesini engelleyecek tek şey Recep Tayyip Erdoğan'ın bundan sonraki süreçte çok bariz bir hata yapması. Onun dışında zaten rakibinin kim olduğunun, kaç kişinin olduğunun bir önemi yok. Son bir soru daha soracağım. Cumhurbaşkanı partisiz olacak altılı masaya göre ama 6 partinin de genel başkanından icazet almak zorunda kalacak. Bu Ahmet Davutoğlu'nun dünyadan, Türkiye'den, siyasetten ne kadar kopuk, ne kadar TikTok Ahmet olduğunun bir numaralı kanıtı. Bu çıkardı söylediği laf. Böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şeyi Millet İttifakı seçmeni kabul eder mi ya? Altılı bir politbüro gibi ya da 80 darbesinden sonra 5 general bir araya gelmişlerdi, böyle Milli Güvenlik Konseyi kurmuşlardı böyle. Ahmet Davutoğlu. Ben burada şurada değilim bak. Efendim 0,5 oy alacak olan adam 51 oy. Öyle değil. Bak mantık, ben o mantıktan yola çıkarak söylemiyorum bunu. 50 artı 1 oyu alan insanın içinde Türkiye'nin yarı seçmeninin oyu olacak değil mi? Oradaki partilerin herhangi birinin oy oranının önemi yok orada. Çünkü bu sefer 0,5 oy alan olmasa orası 49,6'ya düşecek. Yani herkesin, benim söyle itiraz ettiğim nokta bu değil. Böyle bir yönetim anlayışı olamaz. Dünyanın hiçbirinde yok. Yok, olmaz böyle bir şey var. Yani Sovyetler Birliği zamanında filan vardı. Ahmet Davutoğlu uçmuş. Yazık. Çok okumaktan mı? Çok kendine hayran olmaktan mı, aynanın karşısında çok vakit geçirmekten mi bilmiyorum. Akif Hoca'nın o yazdığı bir yazı vardı ya bugün Ahmet Davutoğlu ile ilgili. O aklıma geldi. Yani Ahmet Davutoğlu aslında kendi tutarsız görüşleriyle kendisini başbakanlıktan kaldırdı gibi bir şey oldu yani. Yani orada işte Akif Hoca şey yazmış sağ olsun. Bir grup gerçek gazeteci ortaya çıkardı falan. Yani, sen seversin o gerçek gazetecileri. Yani, ne diyor Davutoğlu'cular? Pelikancılar mı diyor? Pelikancılar diyor. Ben çok şey... Senin bağlantın var mı onlarla? Benim hiçbir bağlantım. Tanıyor musun? Hiç tanıdığım da yok yani. İsimlerini tek tek açıkladı Ahmet Davutoğlu da. Öyle mi? Şöyle fikirleri, yani Ahmet Davutoğlu'nun şu anki fikirlerine bakıyoruz. Çok da bir önemin olduğunu. Ya o gazeteciler aslında Türkiye'yi nasıl büyük bir felaketten kurtarmışlar değil mi? Eğer böyle bir şey gerçekse evet, felaketten kurtarmış. Ya Ahmet Davutoğlu'nun söylediklerine baksana Allah aşkına. Ama o gazetecilere gerek yokmuş Ahmet Davutoğlu onun kendisini indirmesi için. Zaten kendi kendine düşecekmiş diyorsun. Aynen öyle. Ya ne kadar şey değil mi? Son olarak bunu söyleyeyim. Ondan sonra da peki şekerim diyelim yani. Orada konuşma yapıyor. Diyor ki işte AK Parti zarar görmesin diye gerekirse şöyle yaparım, böyle yaparım falan. Biraz da Muharrem İnce stiliyle ilerliyor. Ya o konuşması, o konuşmayı yaptığı zaman eleştirmiştim. O konuşmayı yapmaya gerek yoktu ya. Bak Ali Babacan böyle el bebek gül bebek yetişmiş bir insan. Ahmet Davutoğlu da yani, Ahmet Davutoğlu 50 yaşından sonra kendi kendine el bebek gül bebek yetiştirmiş. Ali Babacan da sürekli el bebek gül bebek yetişmiş ya. Abdullah Gül zamanında çok korumuş Ali Babacan'ı. İkisi de ülkeden kopuk. Bak Demokrat Parti Genel Başkanı öyle değil. Temel Karamollaoğlu'nun kafası, zeka seviyesi yetmiyor. Bu başka bir şey. Demokrat Parti'nin genel başkanı içlerindeki en uyanığı, en akıllısı, en uyanı. Gültekin Uysal. Neden? En az oyla en çok etkiyi o yapıyor da o yüzden. Güzel mi? Bu masadan Gültekin Uysal çıkarsa Cumhurbaşkanı olarak ben şaşırmam yani. Tabii yine bir sürpriz daha bize söylüyorsun her seferinde böyle. Çünkü bak içlerindeki belki de tek akıllı o. Manşetlik şeyleri verip duruyorsun şu an. Var mı abi son sözü? Bir manşeti daha kaldıramam, söyleme çünkü. Peki şekerim.